Saygıdeğer Malatyalılar, bilindiği üzere Malatya'mızın Battal Gazi ilçesi sınırları dahilinde en işlek iki caddesi olan Kışla ve Kanal Boyu'nun kesiştiği noktada Hürriyet Parkı'nın önünde halkımızın çıplak heykel adını verdiği bir tören anıtı bulunmaktadır. 75 yıl evvel Malatya halkından toplanan bağışlarla yaptırılan bu heykel hiçbir dönem halktan teveccüh görmemiştir. Her dönem çeşitli tepkilerle gündeme gelen bu heykel hem görüntü hem de verdiği mesaj ile tarihimize, milletimize ve kültürümüze hakaret barındırmaktadır. Bu millet her yönüyle çırılçıplak, her yönüyle cahil durumdaydı. Atatürk geldi, cumhuriyeti kurarak bu milleti adam etti. Mesajı verilen bu ucube heykelin meydana yerleştirilmesi bile hata iken maalesef 75 yıldır Malatya'mızın bağrına saplanmış bir hançer gibi orada durmaktadır. Televizyonların dahi haber yaparken buzlayarak vermek zorunda kaldığı bu heykeli bizler her gün canlı olarak görmekteyiz. Toplumumuzun genel ahlak kaidelerine de hiçbir şekilde uymayan bu heykel aynı zamanda Necip milletimize ve şanlı tarihimize de hakaret içermektedir. Zira bu aziz millet hiçbir zaman çırılçıplak, cahil veya geri sıfatlarına maruz kalacak bir vaziyet içerisine düşmemiştir. Şunu biliyoruz ki dünyaya yön veren birçok ilim adamı ve icatlar bu topraklarda baş göstermiştir. Toplumsal dayanışmanın ne olduğuna dair en mükemmel örnekler bu millet tarafından sergilenmiştir. İnsan haklarına dair en güzel misaller şanlı ecdadımız tarafından tüm dünyaya öğretilmiştir. Bu millet her dönem çalışkanlığı ve azmiyle tanınmış, helalinden kazanmış ve yeri geldiğinde tüm kazancını, vatanı, milleti ve mukaddesatı uğruna feda etmekten bir an bile tereddüt etmemiştir. İşte böyle bir millete çıplak, cahil yakıştırmasıyla her yönden cahil imasında bulunmak bu heykeli yapan sözde heykeltıraşların kendi cahillikleri ve art niyetlerinden başka bir şey değildir. Üstelik bu iş güzelliklerini örtmek için o çıplak heykelin yanına Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın da heykelini yapmak, Gazi Paşa'yı bu rezilliklerine bir siper olarak kullanmaya çalışmaktan başka bir şey değildir. Zira biz şuna da inanıyoruz ki Mustafa Kemal Paşa bugün Anıtkabir'den kalkıp gelse ve bu heykeli görse aziz milletime hakaret eden bu ahlaksız heykel derhal imha edilsin diye emir verecektir. Kısacası 75 yıldır şehrin göbeğinde bulunan bu ucube varlık artık miadını doldurmuş, hatta fazla bile sabır gösterilmiştir. Bu sebepten derhal ama derhal kaldırılmalıdır. Milli ve manevi değerlerine bağlı bir toplum için mücadele eden Anadolu Gençlik Derneği olarak bizler de bu ucubenin bir an evvel kaldırılması için gereken meşru ve resmi her ne var ise hepsini yapmaktan bir an bile geri durmayacağız. Bugünden itibaren bu mücadele ve kampanyamızın başladığını tüm kamuoyuna ilan ediyoruz. Bu gayretlerimizi çeşitli yakıştırmalar ile başka taraflara çekmek isteyenlere ise asla ve asla izin vermeyeceğiz. Buna mukabil bu süreçte bizimle aynı düşünen tüm STK ve vatandaşlarımızın da bizlerden desteklerini esirgemeyeceklerine tüm kalbimizle inanıyoruz.